Merhaba, bugün size Funke Gerber Lactostar cihazının arıza ve bakım ve teknik çalışma prensibini göstereceğiz. Öncelikle arka tarafında 3 tane giriş çıkış bölüm var. En üstteki temizlik malzemesinin girişi. Funke Gerber'in Lactostar ve Fermentostar için cleaner yazıyor burada bakın. Temizlik sıvısı bir kaba koyuluyor ve daha sonra cleaner girişine konuluyor. Burada temizlik sıvısı derken kastedilen %2 seyreltilmiş Topax 66 sıvısı. Yani bu ne demek? Yaklaşık %2 Topax, %98 saf suyla karıştırılmış. Altındaki Zero Dilution kısmına, soket hortumuna Funke Gerber'in aynı bu şekilde Zero Dilution sıvısı konuluyor. Dilerseniz buraya da sıfırlama için saf su koyabilirsiniz. En alttaki de çöpe giden, yani atık maddenin olduğu kısım. Bu atık maddenin olduğu kısmı şu şekilde bir bidona iletiyoruz. Bakın şu anda cihaz çalışıyor ve atıktan gördüğünüz gibi su atılmaya başladı. Burası atık kısmı olduğunu görebilirsiniz. Cihazın sağ tarafta ekranı, menüleri, bunu ayrıca anlatacağız. Sol tarafta ise metal kapak açıldığı zaman 3 tane pompası mevcut. Bu 3 motordan en altta bulunan P1 diye geçiyor. Numuneyi şu hortum yardımıyla pipetten çekiyor. Bir üstteki motor P2 sıfırlama için Zero Diluent'i çekiyor. Ve en üstte bulunan P3 temizlik yapmak için cleaner'ı çekiyor. Şimdi bunları gerçekten nereden aldıklarını görelim. Gördüğünüz gibi P1 hortum üzerinden pipetten numuneyi çekiyor. P2 pompası gördüğünüz gibi hortumu takip edersek ortadaki girişe geliyor. Burası da Zero Diluent'ti. Arka tarafa bağlamış olduğumuz Zero Diluent sıfırlama sıvısını P2 döndüğü zaman şu şekilde hortumdan çekiyor. Buraya alıyor. P3 de aynı şekilde şurada gördüğünüz olduğunuz hortumdan en üstteki girişten çekişi yapıyor. Bu en üstteki girişte sizin de bildiğiniz gibi az önce gördüğünüz gibi sıfırlama sıvısının girişi. Gördüğünüz gibi bütün pompalar P1, P2 ve P3 buradan, P3 bu hortumdan çekiyor, P2 bu hortumdan çekiyor, P1 bu hortumdan çekiyor. Hepsi gördüğünüz gibi pompaların çıkışları tek bir T noktasına geliyor. Bu şekilde T noktasından dağıtılıyor. Şimdi bakalım nasıl dağıtılıyor. Evet. Az önce bahsetmiş olduğumuz T noktasından çekilen her ne numunesi ise şu hortumla aşağıya gidiyor. Bakın takip edersek şu karşıda bulunan siyah hücreye gidiyor. Bunu yukarıdan görelim. Bir numaralı ısıtma hücresine geliyor. Burada bir miktar ısındıktan sonra daha sonra iki numaralı ısıtma hücresine gidiyor. İki numaralı ısıtma hücresine daha da yüksek bir ısıya ısıtılıyor. Daha sonra şu hortumla gördüğünüz gibi mavi hücreye giriyor şuradan. Mavi hücre ölçüm hücresi, en önemli hücre. Mavi hücrede ölçüm yapıldıktan sonra şu gördüğünüz ince hortumla da şu aşağıda gördüğünüz gibi aşağıdaki atıktan atılıyor. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Pompalar şu şekilde kafaları çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Şuradaki yan taraftaki çentiklere basarak açılıyorlar. Gördüğünüz gibi aslında bu peristaltik pompa görevini görüyor. Şu pim çevirdiği zaman şunlar da dönüyorlar ve suyu veya içindeki sıvıyı sürüklüyorlar. Şimdi pompayı geri kapatıyorum. Daha sonra buradaki delik pime gelecek şekilde yerine oturtuyorum. Şimdi deneme amaçlı olarak sütü çektiriyoruz. Hangi pompaların çalıştığını kontrol edeceğiz. Verelim. Evet, şu anda üçüne de elim üzerinde. Sadece bir numaralı pompa çalışıyor. Bu ne demek? Bir numaralı pompa çekiyor. Buradan T noktasına veriyor.
T noktasında diğer pompalara giden olmadığı için T noktasından aşağıya gidiyor ve birinci hücreye, ikinci hücreye, oradan ısındıktan sonra mavi hücreye girip mavi hücreden dışarı atılıyor. Cihazın temizliği ve temizliği ile ilgili ilk ekranda karşımıza çıkan menü durulama. Durulamaya bastığımız zaman cihaz önce P1'i çalıştırıp hattaki numuneyi çekiyor, hattı temizliyor. 2 saniye bunu çalıştırıyor. 2 saniye sonra P2'yi çalıştırarak temizlik malzemesinden çekiyor ve hatta sürüyor. Şimdi bir deneme yapalım. Şu anda 1 çalışıyor. 1, 2. 2. saniyede yaklaşık P2'ye geçti ve şu anda P2 çalışıyor. Hatta gördüğünüz gibi sıvıyı çekiyor. Temizlik sıvısını çekiyor. Zira dülenti hatta sürdü. Böylece hatta durulamış oldu. Diğer temizlik maddeleri setup'ın altında, temizleme menüsünün altında 3 çeşit var. Şimdi bunları tanıyalım. Temizleme menüsüne bastığımızda yaklaşık 15 dakikalık bir temizlik yapıyor. Bu temizliği 50 ml temizleme solüsyonu ve 150 ml zira dülyantla yapıyor. Bunu daha çok akşamları çıkarken mesai bitiminden 15 dakika önce basarak bunu yapmak daha mantıklı. Alt tarafta bulunan yoğun temizlik yaklaşık 2 saat sürüyor. Yoğun temizlikte kullanacağımız sıvı yine Topax 66. Yalnız bunu 1'e 20 seyreltin diyor. Yani 19 birim su koyacağız. 1 birim Topax 66 koyacak şekilde sıvımızı hazırlıyoruz. Bu Topax 1'e 20 seyreltilmiş Topax 66 karışımı 200 ml olması gerekiyor. 200 ml kabı, bunu örnek olarak gösteriyoruz şu anda. 200 ml 1'e 20 seyreltmiş Topax 66'yı bir kaba koyup daha sonra pipeti içine koyuyoruz. Bir de arkadan gelen atık hortumunu içine koyuyoruz. Numune buradan çekiliyor. 200 ml 1'e 20 seyreltmiş Topax. Daha sonra şu arkadaki hortumdan geri geliyor. Böylece bir sirkülasyon oluşturmuş oluyoruz. Bu hassas temizlik yaklaşık 2 saat sürüyor. 2 saat boyunca bu şekilde bırakılması gerekiyor cihazın. Hassas temizleme durduracak olan operatör. Operatör stop butonuna basasıya kadar yoğun temizlik sonlandırılmıyor. En son operatör yoğun temizliği bitirmek için stop butonuna bastığı zaman daha sonra yaklaşık 5 defa rinsing butonuyla, yani durulama butonuyla durulama yapılması gerekiyor. Hatırlayacağınız gibi ana ekranda şurada bulunan durulamaya 5 kere basılması gerekiyor. Bunu az önce ne iş gördüğünü anlatmıştık. Yoğun temizliğin ayda bir defa mutlaka yapılması gerektiğini üretici firma tavsiye ediyor. Bu nedenle mutlaka yoğun temizliğin ayda bir defa yapıldığına emin olun. Son altta bulunan menüde temizleme artı sıfır kalibrasyonundan bahsediyor. Burada yaklaşık 20-21 dakika sürüyor. Temizlik yapıldıktan sonra zero kalibrasyonunu yapıyor cihaz. Bunu da burada kullanabilirsiniz. Pompaların çalışıp çalışmadığını teknik ayarlar kısmından girerek görebiliyoruz. Ölçüm pompasına bastığımızda gördüğünüz gibi bir numaralı pompa çalışıyor. Daha sonra durulama pompasına bastığımızda iki numaralı pompa çalışıyor. Daha sonra deterjan pompasına bastığımızda da üç numaralı pompa çalışıyor. Sistem statü menüsüne bastığımızda
az önce göstermiş olduğumuz iki tane siyah hücrenin hakkında bilgiler veriliyor. Gördüğünüz gibi bizim anlayabileceğimiz en önemli değer birinci hücre 45 derecede, ikinci hücre yaklaşık 63 derecede ve iki hücrenin de şu anda sıcaklıklarının sağlıklı olduğunu görüyoruz. Kalibrasyonla ilgili önemli bölüm, ürün kalibrasyon menüsüne girdiğimiz zaman burada çeşitli ürünler görüyoruz. Bu ürünlerden gördüğünüz gibi şu yukarıdaki ürünlerden değişik ürünler seçip bunları isim verebilirsiniz. Çiğ süt, işte homojenize süt vesaire gibi, keçi sütü vesaire. Şimdi bakın burada isim vermişiz süt olarak. Burada şunu göstermek istiyorum. 3, 2, 1 en aşağıda 0'a geldiğiniz zaman 0 profil yapılır. Sıfırlama yapmak istiyorsanız 0 profile gelip daha sonra 0 profili seçmek gerekiyor. Buraya geldiğiniz zaman aşağıda 0 profili görüyorsunuz. Şimdi aşağıda bulunan 0 kalibrasyonunu yapmanız gerekiyor. Şu anda bastığım zaman zero diluent çekiyor sıvı. Buna göre sıfırlama yapıyor. Yani pompa 2 çalışıyor. Pipetin altına bir şey koymanız gerekmiyor. Sıfırlama yaparken zero diluent'ten yapıyor sıfırlamayı. Kalibrasyon menüsüne girdiğimizde kalibrasyon yaparken şuradan ilgili ürünü seçiyoruz. Hangi ürünü kalibrasyon yapacaksak. Mesela şu an için 8 numaralı ürünü kalibre etmek istersek eğer burada A ve B değerleri var. A normalde daha özel sütler için, mesela çilekli süt, muzlu süt gibi sütler için tavsiye ediliyor. Eğer normal süt kalibrasyonu yapıyorsanız klasik değerleri B sütununa girmeniz gerekiyor. Mesela eğer yağ kalibrasyonu yapmak istiyorsanız yağı açıyoruz ve daha sonra buraya değeri giriyoruz. Şu anda 5 olarak gözüküyor. Daha sonra bütün ilgili değerleri girdikten sonra B kalibrasyonunu başlat diyoruz. B kalibrasyonunu yapıyor cihaz. Dediğim gibi A kalibrasyonu çok gerekli değil. Tek noktalı B kalibrasyonuyla çalışıyor. Cihazla ilgili olarak bahsettiğimiz temizlikler rutin yapılmamasından kaynaklanan ve cihazın kirli bırakmasından çoğunlukla kaynaklanan birinci ve ikinci hücre hataları ekranda gözüken ile ilgili birkaç gösterimde bulunmak istiyoruz. Şimdi sorun şuydu, hatırlarsanız birinci ve ikinci hücrelerde tıkalı, çalışmıyor vesaire hatalar veriyor. Bunlara başlamadan önce ilk önce yapmamız gereken şey cihazı kapatmak ve enerjisini kesmek. Daha sonra birinci hücre, daha sonra yaklaşık 40 derecede sıcak su ve bir tane şırıngamız olması gerekiyor. Bunlarla mantık olarak sadece problemli olduğu söylenen hücrelerin içinden defalarca sıcak su geçirerek, eğer istiyorsanız bunun içine bir miktar Topax 66 da ekleyebilirsiniz. %2 seyrelterek. Defalarca sıcak su geçirerek hücrelerin süt tozu, özür dilerim, süt birikintileri kalmış duvarlarını temizlemeye çalışacağız. Bunun için mesela birinci hücreyi veriyorsa, hatta da birinci hücrenin ilk önce hortumunu çıkaralım. Diğer taraftan da hücreden gelen hortumun diğer ucu olan T noktasından çıkartalım. Bunu buraya koyalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer taraftan sıcak suyumuzu hazırladık. Sıcak suyu 40 dereceyi geçmese iyi olur. Veriyoruz ve buradan çıktığını görüyoruz. Bunu defalarca yaparak birinci hücrenin
hücre duvarlarını sütlerden arındırma çalışması yapabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şey sıvıyı makinenin içine damlatmamak. Enerjiyi kestik ama gördüğünüz gibi aslında alt tarafta power bölümü var. 220 volt çalışma var. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi aynı şeyi ikinci hücre için deneyelim. Bunları geri takıyorum. Söktüğüm hortumu temizlik sonrasında geri takıyorum. Belirtmem gereken şu ki bu aslında teknik bir çalışma. O yüzden son aşamaya kadar normal temizliğin yapılması gerekiyor. Son aşamada genellikle bu iş teknik servis tarafından yapılıyor. İki numaralı hücre gördüğünüz gibi bu tarafa doğru eğimli olduğu için az önce çıkarmış olduğunuz hortumu buraya koyduk. Hücre 2 bu tarafa doğru eğimli olduğu için diğer taraftan vereceğiz. Diğer kablo, diğer hortumun nerede olduğuna bakalım. Mavi hücrenin alt tarafından çıkardık. Buradan aynı şekilde veriyoruz. Ve 2 numaralı hücremizden geçen yaklaşık 40 derece sıcak su kabımız akıyor. Bunu gerekirse uzun süre yapmakta fayda var. Böylece ikinci hücremizi de temizlemiş olduk. Üçüncü ve son kısımda mavi hücre temizliği yapılmak isteniyorsa eğer mavi hücrenin iki tane ucu var görüyorsunuz. Hortum var. Bu iki hortumu uçlarını çıkardık. Şu ince hortumu en altta bulunan atık soketinden çıkardık. Bunu da zaten az önce bildiğiniz gibi 2 numaralı şeyden geliyordu, hücreden geliyordu. Bunu da oradan çıkardık. Şimdi eğer dilersek bunun birisinden verip diğerinden 40 derece suyu geldiğini görürüz. Bu şekilde mavi hücreyi de yeteri kadar uzun bir süre temizleyerek birinci, ikinci, üçüncü hücremizi ve mavi hücremizi temizlemiş oluruz. Dediğim gibi bunlar son yapılması gereken şeyler. Normal rutin temizlikleri yaparsanız bunlara ihtiyaç duyulmayacaktır. Teknik servis seviyesinde bakımlar bunlar. Ancak telefon destekli bu şekilde operatörlere yaptırdığımız oluyor. Bu videomuzda Funke Gerber LactoStar cihazı için temizlik, kalibrasyon menülerini inceledik. Ek olarak cihazın pompalarını nasıl çalıştığını ve teknik servis seviyesinde pompa ve hücre temizliklerinin nasıl yapıldıklarını gördük. Teşekkürler.